Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Adobe Premiere Pro'da videolarımızda, kliplerimizde silmiş olduğumuz boşlukları tek seferde nasıl temizliyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Biz genellikle video montajı yaparken örneğin şurada bir bölüm var. Mesela ben bu bölümü silmek istediğimde burayı kestim. Bu bölüm bana yaramıyor. Delete dediğimde arada boşluk kalıyor. Şöyle ki delete diyorum. Klipte herhangi bir hareketlenme söz konusu değil. Dolayısıyla ben yaptığım işlemi tekrardan geri alıyorum. Biz ne diyoruz? Üzerine sağ tıkladıktan sonra Ripple Delete deyince bir sonraki parçayı bir öncekine yanaştırıyor. Yani kestiğimiz noktadan itibaren yanaştırıyor. Program bunun için 2018 ve daha üst versiyonlarda bir kolaylık çıkartmış. Bunu sizlere göstereceğim ve 2018'in altındaki versiyonlarda da ne gibi bir pratik çalışma yapıyoruz. Yine onu da beraberce göreceğiz. Şimdi ben buradaki kliplerimin tamamını şöyle faremin sol tuşuyla basılı tutarak seçiyorum. Daha sonra sekans sekmesi altına geliyorum. Burada Close Gap. Buna tıklayarak burada benim bütün boşluklarımı tek seferde siliyorum. Tabii ki orada işte kesip silmek, ripple delete demek bizim çok zamanımızı alıyor. Bu da program bunu da hesap etmiş, bu şekilde yapmış. Şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Burada tamam tek katmanlı bir olay var. Bu çift katmanlı olursa ne yapacağız? Yani şöyle üst üste videolar olursa değişik katmanlarda. Onu da arkadaşlar birinci katmanı esas alarak yine aynı şekilde uygulamayı yapıyor. Şöyle yine onu da size göstereyim. Burada bizim esas alacağı bölüm şurası. Bunları da buna göre yanaştırıyor. Tekrardan bakıyoruz. Sekans diyorum ben. Buradan Close Gap diyorum. Bu şekilde de onları yine yanaştırıyor. Gördüğünüz gibi arada boşluk bırakmadan bu işlemleri gerçekleştiriyor. 2018 versiyonu olmayan, daha eski versiyonlar olanlar ne yapacak? Onu da şöyle göstereyim size. Şöyle Ctrl Z ile yaptığım işlemleri geri alayım. O da esasen pratik bir yöntem arkadaşlar. Her ne kadar bunun kadar olmasa da o da güzel. Şimdi burayı biz kestik. Bu arada boşluklar kaldı. Bunları yok etmek için şöyle şu kısımda proje panelindeyken sağ tıklıyoruz. Buradan Adjustment Layer diyoruz. Color Matte diyebiliriz. Fark etmiyor. Buradan Adjustment Layer'ı seçtikten sonra aynı videomun ölçülerinde bir pencere açacak. Evet, açtı şu anda. Onu en baştaki videomun üzerine getiriyorum. Şurayı biraz küçülteyim. Ve daha sonra sona kadar götürüyorum. Şimdi burada dikkat edin. Şu alttaki videolarımı seçiyorum. Şimdi bunları şöyle hafifçe biraz yukarıya kaydırıyorum. Şu anda benim buradaki videom Adjustment Layer'ın olduğu bölüme üzerine geldi yani. Tekrardan ben bunu şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Dolayısıyla burada benim silmek istediğim bölümler şurada gördüğünüz pembe renkli bölümlerdir. Bunları yine ben buradan şöyle faremin sol tuşuyla basılı tutarak seçtikten sonra herhangi birisinin üzerinde sağ tıklıyorum. Ripple Delete diyorum ve aynı şekilde videolarımı birbirine birleştiriyorum. Umarım bu anlatım sizler için faydalı olur. Hepinize iyi günler.